Merhaba tam indir takipçileri bu videomuzda oldukça merak edilen bir akıl telefonu olan aslında bana sorarsanız bu orta seviyedeki savaşa çok başka bir soluk getiren Samsung Galaxy A50 kutusundan çıkaracağız. Neden çok farklı soluk dedim? Çünkü cihazda orta seviyede hiç görmediğimiz hatta premium cihazlarda daha çok gördüğümüz yepyeni ekrandan parmak izi okuma gibi özellikler ve buna benzer birkaç özellik daha bu telefonda yer alıyor arkadaşlar ki bu telefonla alakalı bu telefonu neden satın alın diye bir içerikte sizlere hazırlıyorum. Onu sizlere zaten birkaç gün içerisinde yayınlarız diye düşünüyorum. Gelin kutunun dışına bir bakalım. Önde görmüş olduğunuz üzere Samsung'un artık yeni kutu tasarımını görüyoruz. Sol tarafında Samsung Galaxy A ile yazarken sağ tarafı boş bırakılmış durumda. Üstü boş. Maalesef altını sizlere gösteremiyorum. Arkaya baktığımızda hemen burada ekrana gömülmüş bir tabii ki parmak izi okuyucusunu görüyoruz üçlü kamera seti yine bu telefonu önemli yapan detaylardan bir tanesi Infinity U yani yeni nesil Infinity U display var ki biz bunu aslında damla çentik diye diyoruz. Diğer detaylarda görmüş olduğunuz üzere bunları zaten çok detaylı bir şekilde inceleme videosunda değineceğimiz için şuradan bıçağı vuraraktan kutunun içeriğine bakmak üzere bir kutuyu açıyorum ben ve merak ettiğiniz cihaz sonunda kutudan çıkıyor arkadaşlar. Evet, şunu şöyle bir kenara koyalım. Evet, şu telefon arkasını ben bir kontrol edeyim. Evet, arkasına bazen çünkü e iMii etiketi yapıştırıyor Samsung. Bunda da çıkmadı. Şimdi şundan bir cihazı çıkartalım. Oo, çok güzel bir rengi gelmiş gerçekten bize de. Oldukça güzel bir rengi var telefonun. Mavi renkte bir A50 şu anda elimde dostlar. Şu A50'ye bir enerji verelim ki bu telefonun zaten ön inceleme videosunu sizlere Barcelona'dan Mobil Dünya Kongresi'nden çekip anlatmıştım. Gayet iyi bir telefon ki en merak ettiğim şeyi telefonun fiyatıydı. Fiyatı 2850 lira olarak belirlendi. Samsung Galaxy A50'nin arkadaki 3 kamera güzel işler ortaya çıkartabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Detaylı bakma şansım olmadı. Tabii ki inceleme videosuna detaylıca bakacağım ama bu telefon arkasındaki 3 kamera bu fiyat seviyesindeki cihazların arasında iyi işler ortaya çıkartabilecek bir üçlü kamera seti olarak karşımıza çıkıyor ki bu fiyat seviyesinde üçlü kamera kullanımı çok görülen bir şey değil bu telefonda bunlar mevcut. Bunu kenara koyuyorum ve kutu içeriğine bakmaya devam etmek istiyorum açıkçası. Bir adet hızlı şarj adaptörü çıkıyor cihazın kutusundan. Artık Apple'a ne diyeyim yani adamlar orta seviyedeki cihaza bile koyuyorlar. Apple hala en üst cihazına bile onu koymuyor. Çok görüyor gerçekten. Şunu hemen şuraya bırakalım. Ve bir adet buradan görmüş olduğunuz gibi standart Samsung'un kaliteli bulduğum kablo seti yine yer alıyor. Type-C'si, Type-C'li bir kablo tabii ki bu. İğneyi şuraya gizlemişler şu ortaya ama kulaklık tarafında ne yazık ki kulaklık ya yani şimdi şöyle aslında bu kulaklığı da seven çok fazla insan var. Kimisi böyle kulağın içine giren kulaklıkları çok sevmiyor. Böyle kulaklıkları arıyor. Ama bu kulaklığı da sevmeyen bir o kadar insan var. Bu aslında biraz tartışılır. Ama bu tarz kulaklıkları sevenler için iyi. Fakat keşke bir tık daha üst kalitede bir kulaklıkta bunun içine yer alsaydı diyorum. Ama tabii ki bu telefonun güzel özelliklerini örtmez diye de düşünüyorum. Siz nasıl buldunuz Samsung Galaxy ailenin kutu içeriğini? Bu telefonla alakalı merak ettiğiniz neler var? Yorumları yazmayı ve videoyu beğenmeyi, inceleme videosunda görmek istediğiniz şeyleri de yine aşağıda belirtmeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın arkadaşlar. Güzel telefon. Şöyle bir daha bakalım bakalım. Güzel güzel.